100 bin imza ile aday olduğu seçimde 3 milyona yakın oy alan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ikinci turun anahtarını elinde mi tutuyor? Kulislerde bu soruya yanıt aranırken gözler Oğan'ın seçmenine hangi lideri adres göstereceğine çevrildi. Bundan sonra biz Türkiye'yi bir krize, siyasi krize, bir çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz, alacağız. İkinci turda olmayacak ama ilk turda aldığı oyla 28 Mayıs seçiminin kilit ismi oldu Sinan Oğan. Kendisine oy veren seçmene Erdoğan'ı mı adres gösterecek yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu? Yanıtı aranan soru bu. Milletimizin hayrına neyse o konuda da bir karar alacağız. Ata İttifakı'nın adayı 14 Mayıs'ta 2 milyon 829 binden fazla oy aldı. %5,17'lik oranla çıktı sandıktan. Şimdi ikinci tura kalan iki aday da o oylara talip. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Oğan'ın önce ittifakı oluşturan partilerin liderleriyle istişare etmesi bekleniyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşünü alacak. Sonra tabana da soracak. Destek için masada şartları da var Sinan Oğan'ın. Terör örgütleriyle araya mesafe konulması, anayasanın ilk dört maddesi, sığınmacıların gönderilmesiyle faiz enflasyon sarmalından çıkılması kırmızı çizgileri. Biz istediğimiz bütün hedeflere vardık. Seçim öncesi bedavaya masaya oturmayız demiş. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık isteyeceğini de söylemişti. İki liderle ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor şimdi. Kılıçdaroğlu'nun tebrik için telefonla aradığı CHP'li yetkililerle arasında olumlu bir konuşma geçtiği de konuşuluyor kulislerde. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalınsa, Cumhur İttifakı'nın Oğan'la henüz bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi. Pazarlık söz konusu olmaz dedi. Kalın, Oğan'ın siyasi geleneğinin Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu vurgularken gözler Oğan'ın kararına çevrildi. Bir Karslı hemşerim olarak